Evet sevgili arkadaşlar, şimdiki konumuz logaritma fonksiyonu diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, başlığımızı yazıyoruz. Logaritma fonksiyonu. Evet, bir önceki konumuzda üstel fonksiyonu işlemiştik sevgili arkadaşlar. Sırada ise logaritma fonksiyonu söz konusudur. Şöyle bir tanımlama yapabiliriz. Diyoruz ki logaritma fonksiyonu üstel fonksiyonun tersidir. Yani kısaca üstel fonksiyonun tersi logaritmik fonksiyondur diyebiliriz. Evet, üstel fonksiyonun tersi arkadaşlar logaritmik fonksiyondur diyoruz. Ya da logaritma fonksiyonu diyoruz. Evet, fonksiyonudur. Dolayısıyla bu tersini söylediğimiz zaman sevgili arkadaşlar diyoruz ki üstel fonksiyon aynı zamanda birebir ve örtem fonksiyondur diyoruz. Dolayısıyla tersi de bir fonksiyon olacaktır diyoruz. Yani tersi olan logaritma fonksiyonu da birebir ve örtem olup logaritma fonksiyonu olacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Notasyon olarak yani tanım olarak böyle diyebiliriz. Matematiksel olarak da şöyle ifade ederiz sevgili arkadaşlar. Diyoruz ki y eşittir işte fx, o da eşittir a üzeri x şeklindeki fonksiyonlara biz logaritma üstel fonksiyonu demiştik sevgili arkadaşlar. Buradan logaritma fonksiyonuna geçiş yapabilmek için şu f'i ortadan çıkarıyorum daha rahat görmek için. Y eşittir a üzeri x diyelim. Fonksiyon konusunda işlemiştik. Bir fonksiyonun tersi nasıl alınır demiştik. Fonksiyonun tersi alınırken x yalnız bırakılır. Daha sonra x yerine y, y yerine de x yazılarak fonksiyonun tersi elde edilmiş olurdu diyorduk sevgili arkadaşlar. Bu fonksiyon ifadelerini de çözerken x kuvvet olarak değil de birinci dereceden ya da ikinci dereceden bir bilim yani bir denklem şeklindeki x'i rahatlıkla çekebiliyorduk. Fakat kuvvette ise x'i çekmek biraz zor olacak yani. X'i yalnız bırakmak zor olacak. İşte tam bu noktada logaritma fonksiyonu tanımlanmaktadır diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani yukarıdaki x'i yalnız bırakmak için hamlemiz şöyle olmalı. Diyoruz ki yukarıdan bastırıyoruz sevgili arkadaşlar sayıya. X aşağıya düşüp a sayısı da şöyle kayacaktır diyoruz. Yani ok yönünde kayacaktır diyoruz. X aşağıya düştü ve a sayısı da aşağıya kaymış bulunmaktadır diyoruz. Dolayısıyla tam bu noktada sevgili arkadaşlar logaritma fonksiyonu devreye girip şu iki sayının ortasına logaritma yazmaktayız diyoruz. Evet, x sayısı aşağıya düşüp yalnız kalmıştır. Dolayısıyla yeni bir sayı grubumuz ortaya, yeni bir fonksiyonumuz ortaya çıkmıştır diyoruz. Yani okunuş olarak logaritma a tabanında y sayısı x'e eşittir diyoruz. X yalnız kaldığı için fonksiyonun tersini bulmuş durumdayız sevgili arkadaşlar. Son yapacağımız işte bunların tersini almaktır diyoruz. Yani x yerine y, y yerine de x yazmaktır. Dolayısıyla diyoruz ki logaritma a tabanında x eşittir y fonksiyonun tersi elde edilmiştir diyoruz. Yani bize x'i sorduğu zaman yukarıdan bastırıp a taban sayısını aşağıya y'nin altına düşürmemizle ve bu iki sayının arasına logaritma yazarak x'i elde etmiş olacağız diyoruz sevgili arkadaşlar. Örnekle pekiştirecek olursak, evet diyoruz ki sevgili arkadaşlar 3 üzeri x eşittir sevgili arkadaşlar 9 dediğimiz zaman ise x sayısını neye eşit olduğunu bulalım diyoruz. Evet, üstü ifade bilgimizden çözebiliriz. Aynı zamanda logaritma fonksiyonuyla da çözebiliriz. Daha sonraki konularda logaritma özelliklerini işleyerek bu tarz soruların logaritmayla nasıl çözüldüğünü göstereceğiz sevgili arkadaşlar. Bunun için logaritma özelliklerine ihtiyacımız var. Bunun için de bir alt başlığı beklemek durumundayız arkadaşlar. Sadece notasyon olarak diyoruz ki 3 üzeri x eşittir 9 dediğimizde üstten bastırmamız gerektiğini söylemiştik. Sayıyı üstten bastırdığımız zaman arkadaşlar 3 sayısı aşağıya düşüp şöyle kayacaktır diyoruz. Yani ok yönünde buraya geleceğini söylüyoruz. Son durumda x aşağıya düşmüştür. 9 altında 3 vardır. Ve bunların başına da arkadaşlar logaritma gelecektir diyoruz. Gördüğünüz gibi x sayısı neye eşittir dediğimiz zaman x eşittir logaritma 3 tabanında 9 diye okunacaktır diyoruz. Evet. X eşittir logaritma 3 tabanında 9 olacaktır diyoruz arkadaşlar.
X'in 2 olduğunu görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Bunun da logaritmanın özelliklerini işlediğimiz zaman nasıl 2 olduğunu elde edeceğiz. Nasıl 2'ye eşit olduğunu bir alt başlığımızla göstereceğiz diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi x'lerin karşılığını, üstel fonksiyondaki x'lerin karşılığını logaritmik olarak elde etmeyi öğrenmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Örnek olarak diyoruz ki 5 üzeri x eşittir 16 ise arkadaşlar x eşittir soru işareti ya da x aşağıdakilerden hangisine eşittir diyoruz. Bu durumda sevgili arkadaşlar sayımızı alıyoruz. 5 üzeri x eşittir 16, tam karşılığı yoktur. Yani 16 5'in tam kuvveti şeklinde değildir. Dolayısıyla logaritma fonksiyonuyla hesaplayabiliriz. Yani üstten sayıya bastırdığımız zaman sevgili arkadaşlar bu durumda 5 sayısının aşağı kayacağını, ok yönünde kayacağını söylüyoruz. X yukarıdan aşağıya düşüp arkadaşlar yani kuvvetten tabana düşüp sayı olarak da 5 de 16'nın aşağısına gelecektir. Daha sonra da bu 16 ile 5 arasına logaritma yazdığımız zaman logaritmik fonksiyonu elde etmiş oluruz. Dolayısıyla x eşittir logaritma 5 tabanında 16 sayısına eşit olacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Bir örnek daha yapalım. Daha sonra logaritma fonksiyonundan üstel fonksiyona nasıl geçiş yapacağımızı göstereceğiz sevgili arkadaşlar. Diyoruz ki 2 üzeri x eşittir sevgili arkadaşlar. 13 ise x eşittir soru işareti diyoruz sevgili arkadaşlar. Sayımızı alıyoruz. 2 üzeri x eşittir 13. Kullandığımız mantık şuydu sevgili arkadaşlar. Yukarıdan bastırıp yukarıdaki x'i tabana yani aşağıya indirmek. Şöyle bir basınç uyguladığımızda arkadaşlar 2 sayısı 13'ün altına düşecektir ve x sayısı da tabana inecektir diyoruz. Yani sonuç olarak 13 altında da 2 olacaktır diyoruz. Bu durumda arkadaşlar bu 13 ile 2 arasına logaritma yazdığımız zaman x eşittir logaritma 2 tabanında 13 sayısını elde etmiş olacağız diyoruz. Logaritma fonksiyonunu elde etmiş oluyoruz diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi de şöyle yapalım. Diyoruz ki logaritma fonksiyonu verip üstel fonksiyonuna çevirmeyi öğrenelim diyoruz. Üstel fonksiyon verip logaritma fonksiyonuna geçiş yapmak için yukarıdan bastırıyorduk. Bu iki fonksiyon birbirinin tersi olduğu için yukarıdan aşağı indirirken şimdi de aşağıdan yukarıya çıkardığımız zaman logaritma fonksiyonu üstel fonksiyona dönüşecektir diyoruz arkadaşlar. Ters mantık işleteceğiz. Evet, diyoruz ki logaritma 3 tabanında 5 eşittir x ise arkadaşlar x ise sayımızı üstel fonksiyona çevirelim ya da üstel fonksiyona çeviriniz. Evet, üstel fonksiyona çeviriniz diyoruz. Yukarıdan bastırıyorduk üstelden logaritmaya geçiş yaparken. Şimdi logaritma fonksiyonundan üstel fonksiyona geçiş yaparken tam tersini. Yukarıdan aşağı bastırırken şimdi aşağıdan yukarıya sırtımızı alacağız. Yani bu şu demek oluyor. Şöylece sayıyı sırtımıza alacağız. Yani logaritma 5 eşittir 3 üzeri x şeklinde olup daha sonra logaritma fonksiyonunu ortadan sildiğimizde arkadaşlar ortadan kaldırdığımızda gördüğünüz gibi 3 üzeri x eşittir 5 şeklinde olacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. 3 sayısı x'i sırtına alıp yukarıya çıkıyor. Bu durumda da logaritma fonksiyonunu sildiğimiz zaman 3 üzeri x eşittir 5 üstel fonksiyonunu elde etmiş olacağız diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Son bir örnek. Diyoruz ki logaritma fonksiyonu 2 eşittir. Kaç diyelim? 32 eşittir x ise sevgili arkadaşlar x'in karşılığını bulunuz. X eşittir soru işareti diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, yine bir logaritmik fonksiyon söz konusu. X elde etmeye çalışıyoruz. X elde etmek için logaritma fonksiyonunun özelliklerini bildiğimiz zaman sonucu direkt elde edebiliriz. Fakat bilmiyorsak bu aşamada üstel fonksiyonu çevirip üstü sayılardan karşılığını bulmaya çalışacağız.
Yani logaritma fonksiyonunu üstel fonksiyona çevirmemiz gerekiyor. Bunun için de diyoruz ki 2 sayısı hemen x sayısını sırtına alır ve bu durumda da logaritma ortadan kalkar diyoruz. Yani 32 eşittir 2 üzeri x. Tabi şurada da logaritma var. 2 sırtına aldı, x'i çıkardı. Daha sonra logaritmayı siliyoruz arkadaşlar. Ve 32 eşittir 2 üzeri x olmaktadır diyoruz. Devam edecek olursak 32 sayısı 2'nin 5. kuvvetine eşittir. O da eşittir 2 üzeri x'tir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tabanlar eşit olduğundan dolayı üstler de eşit olacaktır diyoruz. Yani ikiler birbirini götürür. 5 eşittir x sayısı elde edilir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi logaritma fonksiyonunu işlemiş bulunmaktayız. Bir sonraki konu başlığında görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.